Selam çok değerli arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umuyoruz gayet iyisinizdir. Bu videoda sizlerle birlikte ana klanımızdaki Hakan arkadaşımızın hesaplaşma artı modunda nasıl Gale Rank 35 yaptığını sizlerle birlikte izleyeceğiz. Maçlar çok harika geçti. Bundan önceki Rank 32 videosu gerçekten güzel reaksiyon aldı ve ben de izlerken çok fazla heyecanlandım. Maçlar inanılmaz güzel geçmişti. Bunlarda da aynı performans var. Şimdi sizlerle birlikte o maçı izleyeceğiz ama maçlara geçmeden önce kanalı takip eden arkadaşlar bilir. Artık seri yayınlara başladık. Her gün akşam 8-9 gibi yayın açıyoruz ama hafta sonları olduğunda 5 gibi, 3 gibi yayınlar açabiliyoruz. Bunları sabit bir hale getireceğiz. Günün belli saatlerinde hafta içi, hafta sonu yayınlar açacağız. Sizlerin katılımıyla güzel zamanlar geçireceğiz. 50.000 kupaya kasmaya başlayacağım. Şu an hazırlık yapıyorum. Olabildiğince savaşçımı 1000 kupa, 850 kupa, 900 kupaya çıkartmaya çalışacağım. Belli noktaya kadar getirdim. Şu anki hedefim 850 yapmak hepsini. Şöyle saçma iki tane karakterlerim var. Bunları basacağım gibi duruyor. Çünkü 50.000 kupaya kasacağım için bunlarla zaman harcamamam lazım. Onları da 10 seviye yapıp şurada biriktirmiş olduğum kutuları yeni gelen şu pestiki savaşçıyla açarsam zannedersem hepsi fullenir. Yıldız güçleri falan, bir sürü de yıldız gücü çıkması gerekiyor ama bilmiyorum artık. Bakalım ne yapacağız. Burada mega kutu ve büyük kutu duruyor. Ve bugün saat 14.00'da yani 2'de 25 TL'ye Google Play veya iOS, sizlerin isteğine göre, en sonunda kazanan arkadaşın isteğine göre kod ödüllü turnuva yapacağız. Bundan bir yıl önce yaptık. Çok güzeldi. Şimdi çok daha iyisini yapacağız. Turnuvaya katılım şartları, her şey çok basit. Yayın saatinde kanalda olun. Sonrasında ben şartları falan söyleyeceğim. Hani nasıl katılacaksınız? Oda kodunu göstereceğim. Aha, mesela burada göstereyim abi. Bu kodu görüyorsunuz. İlk yazan odaya geliyor. Toplamda 11 tane savaş yapacağız. Hesaplaşma farklı haritalarda. Bu haritalardan birinci olan arkadaşları kenara koyacağız. En sondaki maçta da birinci olan arkadaşımıza istediği tarzdaki kodu vereceğiz. Hatta isterse parayı direkt olarak göndereceğim ona IBAN'dan, nasıl isterse. Bir kere odaya gelen arkadaş bir sonraki odaya veya bir sonraki odalara gelemeyecek. Sadece kazanan arkadaşı en sondaki maçı alacağız. Onun da haberini buradan vermiş olayım. Pazar günü. Umarız katılım fazla olur. Şimdi videoda haberini söylüyorum. Instagram'dan söyleyeceğim, Discord'dan söyleyeceğim, YouTube topluluk kısmında paylaşacağım. Sizlerden de arkadaşlarınızdan bu oyunu oynayan, turnuvaya gelmeye çalışan falan varsa onlar da turnuvaya gelebilirler. Kurallar var. İşte takım olmak yasak. İşte emoji atıp saçma sapan spin atıp insanları böyle sinir bozma şeyleri falan yapmak yasak. Bunları söyleyeceğiz. Bu tarz hareketleri yapan oyuncuların direkt diskalifiye olacağını, hem yayına girmeden, maçlar başlamadan, altta kurallar diye bir metin hazırlayacağım. Orada arada bir videoda söyleyeceğim. Çünkü abi işte niye atıldım, niye diskalifiye oldum falan filan diye yazın arkadaşlar olursa peşinden söylemiş olalım. Çünkü bunu fair play, güzel bir şekilde yapmaya çalışacağız. Umarız başarılı oluruz. Ben bayağı güzel geçeceğini düşünüyorum. Heyecanlıyım bu konuyla alakalı da. Bakalım neler olacak. Daha fazla laf uzatmadan Hakan'ın maçlarına geçelim. Bakalım Hakan nasıl oynadı ve neler yaptı. Hesaplaşma artı modunda çok fazla farklı savaşçılarla oynanılabiliyor. Ve şu an bu yayın aynı 2 dakika biraz ileri attı. Oradaki yükleri alıp daha fazla oyun gitmesin diye. Çok fazla Colt giriyorlar bazen. Çok fazla Brock giriyorlar bazen. O yüzden sizin işiniz bayağı zor oluyor farklı savaşçılarla oynuyorsanız. Mesela şu an Hakan Colt'larla takım oldu ve alanın gelmesini, başka bir düşman olabilecek takımda oyuncular varsa onlara saldırmayı bekliyor ama şu an görüldüğü üzere herkes takım oldu ve Hakan'a biraz soğuk bakıyorlar Hakan'a. Mesela şu an Alperen'e bayağı bir saldırmaya çalışıyorlar ama aman tanrım. Colt oradaki duvarı kırdı. Ben bu maçı bir yerden hatırlıyorum ama galiba olabilir. Bu da yine o şey maçlarından bir tanesi olabilir. Rank 35 maçı da var. Bu rank 35 maçı değil. En sonunda gösterecek zaten 35 olduğunu. Bu maçı sanki geçen rank 32 videosunda izlemiştik. Çünkü çok fazla Colt vardı ve hepsi Hakan'a sıkıyordu. Aynen öyle. Eğer geçen videoyu izlemeyen arkadaşlar varsa orada da bu maçı izlemiştik. Aynı maçı bize tekrar atmıştı. Şu an bakın. Bütün Colt'lar hepsi Hakan'a saldırıyor. Ama
diğer oyuncular yan yana durduğundan dolayı ve birbirine sıkmadığından, ateş etmediğinden dolayı bütün mantarlar oyun Hakan'a veriyor. Bütün mantarları Hakan'a veriyor. O yüzden şu an Hakan çok fazla fake atması lazım. Bir daha izliyoruz maçını. Geçen izlemiştik, yine izliyoruz. İnanılmaz bir maç. Sürekli mantar vermeye devam edecek. Gelen ultilere bakın, normal atışlar. Yani şu an Hakan bir Frank'ten çok çok daha fazla canı vardı gibi oldu. Üçün okulda da geliyor, bir de birinci olacak. Geçen maçını izlemiştik. Baktım çünkü maçı hatırlıyorum birden. Bu kadar Colt bir anda gelip Hakan'a saldırması inanılmaz. Şu maçtan birincilikle ayrıldı. Geçen maçını izlemiştik, tekrar attı bize. Şimdi hemen diğer maça geçelim. Evet değerli arkadaşlar, şu an farklı bir maçla birlikteyiz. Bu harita az önceki haritadan farklı. Bunun adı neydi? Buranın adını unuttum ya. Eski bir haritaydı. Tekrardan geldi bildiğim kadarıyla. Bakayım. Bu haritayı hatırlayamadım mı? Hatırladım. Hatırladım. Tamam, ortada yükler falan oluyordu. Tamam bu hatırlıyorsun. Sağ yukarıda herhalde bayağıdır doğmadım da o yüzden hatırlayamaz gibi oldum. Şimdi Gale'ın en önemli özelliği süperi ve aksesuarı. Aksesuar inanılmaz süper bir şey. Çünkü bıraktığı zaman o bölgeyi tamamıyla koruma altına almış ve rakiplerin bulunmuş olduğu noktaya gelememesini sağlıyor. O yüzden aksesuarı herhangi bir çalıya, herhangi bir saldırıya karşı direkt zıplamadan, mesela Daryl veya Bull veya Edgar zıplamasına, atlamasına karşın olduğunuz yeri bırakırsanız ve orada bir 10-15 saniye bekliyorsunuz aksesuar süresi boyunca, sizi bayağı bir götürüyor. Şu anda Hakan ulti kasmaya çalışıyor Bo'dan ki ultisi de olsun, yine bir tehdide karşı ultiyi kullanma durumunda kaldığında ultisi direkt hazır olsun. Bo'yu sattı, artı bir kupa gelecek çünkü 1250'ye kasıyor. Dolayısıyla duygusal oynamaması lazım. Bu ayarı da güzel tutturacağını düşünüyorum Hakan'ın ki Hakan Gale'la özdeşleşen bir savaşçı artık. Hakan Gale duyunca direkt aklıma Hakan geliyor. Çünkü bayağı bir Gale oynadı. Mesela oradan Nani'yi alırsa çok iyi olacak. Çünkü artı bir kupa da gelecek oradan. Şu an zannedersem bu son maç. Rank 35 olacak bu maçı kazandığı zaman. Yine oraya bir aksesuar bıraktı. Bu ikinci aksesuarı. Başka bir tane daha aksesuarı var. Bakalım, bu maçı izlemedim. Bu maçta nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Ama orada mayınlar var. Keşke Hakan oradaki mayınların olduğunu hatırlar umarım, bilmiyorum. Bir aksesuar daha bıraktı. Belki süper atıp yanına gelirdi ama aşağıdaki aksesuar atmasaydı şu an belki işi biraz daha rahat olurdu ama zaten süperi var. Süperi onu bayağı bir götürecektir. Sadece atışlarını biraz daha dikkatli kullanması lazım. Mesela şu an süperi kullandı. Bir atış daha, harika. Neredeyse hiç yaklaştırmadı. Çok güzel oynadı. Harika, tebrikler. Yine ona rağmen de bayağı hasar aldı. Ve arkadaşlar bu da son maçtı. Şimdi bitiş ekranına bakalım. Evet değerli arkadaşlar, az önce kazanmış olduğu zaferle 1250 kupa olmayı başardı. Tam 7 kupa aldı ve 1250 kupaya fitledi. Şu anda zaten görüyorsunuz 42.311 kupa, 1250 kupa Gale. Şuradan da bakacak olursak Türkiye'de başka 1250 kupa yapan yok herhalde bildiğim kadarıyla. Bakalım. Oo, yapan varmış. Hector yapmış. Güzel. 1250 bunu yapmış sadece. Solo ve duo zaferi de bayağı fazla. O tebrikler vallahi. Evet değerli arkadaşlar, bu şekilde de Gale Rank 35 maçlarını izlemiş olduk. Bir maçı önceden atmıştık zaten, onu tekrar izledik. Farklı bir maç vardı. Bir iki maç daha atsaydı daha iyi olurdu ama bu kadar attı, yapacak bir şey yok. Yine en azından bu tarz savaşçının hesaplaşma artım modunda Rank 35'e kasıldığını görmüş olmamız, bence bu da güzel bir durum. Dediğim gibi 14.00 saat 2. Kimseye söz vermeyin çünkü güzel bir yayın olacak. Orada olmanız, bulunmanız, o heyecanı beraber yaşamamız bence çok değerli olacaktır. Çünkü bu zamana kadar video çekip bir sürü rank 30'ların, 31, 32, 35'lerin canlı kasılma anlarını beraber izleyip benim de bir sürü savaşçıyı videolarda, yani şöyle canlı izliyoruz, ben kasıyorum ama video olarak attığım için onu direkt olarak an be an yaşayamıyoruz. O yüzden canlı bir
etkinlikte bu tarz savaşların şimdi böyle ben de heyecanlı bir şekilde izleyeceğim. Çünkü az çok oyuncuları ben de tanıyorum. Hızlı olan oyuncular var. Odaya girmede hızlı olan oyuncular var ve iyi oynayan oyuncular da var. Acaba bakalım kim olacak veya kimler katılacak? Kodla sadece katılım olacak. Hiç kimseyi ben odaya almayacağım. Kodu olan gelecek çünkü haksızlık olmasın. Düşünüyordum klandan öyle her maç bir tane arkadaşı alayım da. Yok. Yani herkes kodla gelsin çünkü bu ilk yayın. Bundan sonraki yayınlarda ve şeylerde tabii ki klanda olanlara şu an şu zamana kadar bizi destekleyenlere öncelik tanımayı düşünüyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi seri yayın yapmaya başlayacağız. Şu an başladık hatta günde 2 defa yapıyorum bazen. Mesela şu anda saat gece 11. Yeni harita gelecek. Yeni gelen haritada bir rank 30 falan denemesi yapacağız. Sprout, Edgar falan oynayacağız. Hem Sprout hem Edgar'ı belki bir kupa yapabilirim bilmiyorum ama Brock Bell kafatası derisinde çok iyi oynanacağını düşünmüyorum. O yüzden atlayan zıplayan savaşçılar bizlere zorluk çıkartacaktır. Bakalım neler olacak. O yüzden kanalı takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Zilleri falan açın ki bildirim gelsin size. Farklı bir sürü kanala abone olduysanız ve bizim bildirimlerimizi kaçırmak istemiyorsanız diğer kanalların aboneliğinden çıkın. Herhalde öyle olunca bildirim gelir size. Çünkü şunu görüyorum. Bizim kanalı çoktur takip eden ve videoları izleyen arkadaşlara bildirim gitmiyor. Yayın bitiyor. Abi diyor bildirim şimdi geldi. Şimdi kapattım yayını. Ne yapacağız? Ben ancak bunu söyleyebilir. Sizlere bu tavsiyeyi verebilirim. Artık size kalmış. Yayına gelmek istiyorsanız arada bir kanalı kontrol edin. Ama sabitleştireceğiz. Hani böyle 10-15 saat yayın açamıyoruz. Geçen 3 saat açtık, 2 saat açtık, 1 saat açtığımız oluyor. Gece 3'te falan yayın açtık. Öyle takılıyoruz. İnternetimiz artık Allah'a şükür iyi. Açabiliyoruz. Yayınlarda bir kasma falan donma olmuyor. O şekilde devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sonrakilerde görüşürüz. Hepiniz hoşçakalın.